Bursa'da bir iş adamının aracından başından vurulan zanlı dayısı çıktı. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı Uludağ eteklerinde saklandığı çadırda suç aleti silahla birlikte yakalandı. Bursa'da gıda alanında faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan iş adamı Fatih Karaman'ın Çamlıca Kavşağı'nda aracında başından vurulup ağır yaralayan zanlı dayısı çıktı. İş adamının eşi polise verdiği ifadede aracında başından vurulan Fatih Karaman'la akrabaları arasında yaşanan husumeti işaret etmişti. Soruşturmayı verilen ifade doğrultusunda yürüten polis, 53 yaşındaki zanlının kiralık araçta Karaman'ı takip ettiğini ve olayın ardından otomobili terk ederek iki ayrı ticari taksiyle bölgeden uzaklaştığını belirledi. Zanlı Uludağ'da gizlendiği bir çadırda suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Hayati tehlikesi bulunan 38 yaşındaki iş adamının aracında 2 adet mermi çekirdeği bulunmuştu. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu belirten zanlı, yeğeni ve avukatını suçladı. Bizi ileri iflasa yönlendirip zorla bütün mal varlığımızın üstüne çöktüler. Bizim fabrikamızın üstüne oturdular. Pişmanım. Yeğenim benim. Ben onu vurmak istemeyeceğim.